bundan 5-10 sene önce bizim oğlan yanıma geldi. Kripto miripto bir şeyler sayıklayıp duruyor. Vurdum kafasına, dedim pezevenk. Sana ders çalış diye bilgisayar aldık, sen bunlarla mı ilgileniyorsun? Bitcoin baba dedi. Küfür etti sandım, dövdüm. Yok baba, para birimi dedi. Benden para istiyor sandım, bir tur daha dövdüm. Aradan yıllar geçti, herkesin ağzında bir bitcoindir gidiyor. Ulan dedim. Bizim çocuk da yıllar evvel sayıklayıp duruyordu. Bir araştırayım şunu. Araştırmaz olaydım. Hayatımın karardığı gündür. Sanal paraymış. Madenciliği varmış. Önceden alıp köşeye koyanlar şimdi köşelik olmuş. Hemen gittim bizim çocuğun yanına. Dedim sen başına buyruk pezevengin tekiydin. Kesin beni dinlemeyip almışsındır 3-5 tane bitcoin. Yok baba, sen kızınca bakmadın bir daha dedi. Hayatı boyunca benim hiçbir sözümü dinlemeyen veledin bu sefer benim sözümü dinleyeceği tutmuş. Madem yıllar evvel alamadık, o şansı kaçırdık, en iyisi şunun madenciliğini kovalayalım da en azından çok geç olmadan oradan köşeye dönelim dedim. Bizim Muzaffer abi var köyden. Bu madencilik, definecilik, hazine işlerine üstüne yoktur. Hemen gittim yanına, durumu anlattım. Lazım olan ne varsa karşılayacağım, yeter ki şu bitcoinleri bulup çıkartalım dedim. Demez olaydım. Çok biliyormuş gibi kendinden emin bir şekilde malzeme listesi saydı bana. Ne diyorsun abi, çözebilir miyiz bu işi? Çözeriz, çözmesine de bu iş için gerekli malzemeler biraz pahalı. Ne lazım? Bitcoinleri çıkarttıktan sonra misliyle kâra geçeriz zaten, problem yok. En kalitelisinden dedektör lazım. Bir de bu iş kazma kürekle olacak iş değil. Ben çok iyi bilirim bu kripto paraları. Çok sert olurlar. Hilti falan da lazım. Tamamdır abi. Sen malzemeleri kağıda yaz. Ben bir şekilde temin edeceğim. Başladı malzeme listesini saymaya. İş makinesinden dozerine hepsini aldırttı. Aradan 3 hafta geçti. Muzaffer abiden ses yok. 3 ay geçti, ses yok. Telefon açtım. Telefonlarıma çıkan da yok. En sonunda atladım otobüse, gittim köye. Gidince köy halkından öğrendim. Bizim Muzaffer abi aldırdığı malzemelerle kendine Antalya'da ev dikmiş. Dedektörle de şehir şehir define arıyormuş. Biraz daha araştırdım. Zaten kripto para madenciliği de öyle kazıyla falan olmuyormuş. Ekran kartı falan gerekiyormuş yani. Ne kadar çok ekran kartı olursa o kadar çok bitcoin çıkarma şansın olur dediler. Hemen evi arabayı elde avuçta ne varsa sattım. Kazı gelecek yerden tavuk esirgenmez sonuçta. Biz atalarımızdan böyle öğrendik. Bizim oğlanın yanına gittim. Dedim ki bu parayla alabildiğin kadar ekran kartı alıyorsun. En kalitelisinden olsun. Bu sefer bu işi başaracağız. Akşama bizim oğlan kamyon kamyon ekran kartıyla geldi. Başladık kutuları açmaya. Birinci kutuyu açarsın yok. İkinci kutuyu açarsın yok. Hiçbirinin içinden bitcoin çıkmadı. Ulan dedim bu nasıl şans? Sonradan öğrendim ki ben ekran kartı deyince bizim çocuk ekran koruyucu almış. Bahsettikleri ekran kartı bu ekran kartı değilmiş yani. Hayatımızda ekran kartı mı gördük? Gelen kutuları görünce dedim ki herhalde kazı kazan mantığıyla kutuları açacağız. Bazılarının içinden bitcoin çıkacak. Sizin anlayacağınız zengin olma sevdasıyla bitcoin peşine düştük. Şimdi kafamızdaki biti temizleyecek paramız kalmadı. Merhaba, Random Animasyon'a destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.